BBN Ekonomi'de tekrar birlikteyiz. 29 Nisan Cuma gündemi, haftayı nasıl geçirdik konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Piyasalar sakin, Borsa İstanbul yatay tamamlıyor diyebiliriz. Önümüzdeki hafta 3 gün boyunca bayram tatili olacak. Perşembe, Cuma normal mesailerimize döneceğiz. Borsa İstanbul yatay bir şekilde bayram öncesi seyrini koruyor. Şimdi bu haftanın en çok konuşulan konusu neydi? Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıydı. Önce büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Olmayacak bir operasyon gibiydi. Fakat sonunda Twitter tarafı bu satışı kabul etti. 44 milyar dolarlık satış gerçekleşti. Fakat bu hedefi hangi şirket? Bazı açıklamalar da geliyor. Bu hem büyük operasyonu, bundan sonra Twitter'da bizleri neler beklediğini konuşacağız. Hem de kripto varlıklar bu aralar ciddi bir dalgalanma yaşıyor. Türkiye'de de bir kripto yasa bekleniyor. Bunlarla ilgili süreçleri değerlendireceğiz. Kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Harika bir enerji var sizde her zamanki gibi. Bayram öncesi tatlı bir heyecan içindeyiz bizler de. Hocam çok az bir zaman kaldı. Bu haftanın en çok konuşulan konusu, çok şey söylendi, çok değerlendirme yapıldı. Twitter'dan sonra şimdi de Tesla'dan bazı hisselerini sattı Elon Musk. Tesla hisselerinin %2.6'sını 4 milyar dolara elden çıkardı. Hocam ne oluyor, tam anlayamadık biz. Elon Musk ne yapmaya çalışıyor? Şimdi şöyle söyleyelim, Elon Musk bir kere çok akıllı bir iş insanı. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Zaten biliyorsunuz 276 milyar dolarlık bir serveti var. Forbes dergisi zaten bununla ilgili gerekli açıklamayı da yapmıştı. SpaceX gibi, Tesla gibi ve şimdi de Twitter gibi çok önemli bir şirketin dediğim gibi sahibi durumuna geldi. Ki Neuralink projesi de biliyorsunuz, çip projesi, bu da insanları biliyorsunuz neyle etkileyebilirsiniz, sağlıkla etkileyebilirsiniz. Bunu da çok güzel bir şekilde ben sunduğunu düşünüyorum, planladığını düşünüyorum. Ve dikkat edin Seda Hanım, bu faaliyetlerini, tanıtımlarını, reklam kampanyalarını hep sosyal medya üzerinden ve tabii ki Twitter üzerinden gerçekleştirmişti. Twitter'ın çok önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz insanlar üzerinde. Neden? Gündemi buradan takip edebiliyoruz. İnsanların konuşmalarını buradan takip edebiliyoruz. İnsanların farklı konular hakkındaki düşüncelerini buradan analiz edebiliriz. Hashtag analizleri gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında efendim konum bilgileri aracılığıyla sadece Türkiye gündemi değil, dünya gündemi, işte Fransa gündemi, İtalya gündemi, İngiltere gündemini de buradan hızlı bir şekilde takip edebilme şansımız söz konusu. Dolayısıyla Twitter'ı sadece yalın olarak bir sosyal medya mecrası olarak değerlendirmek doğru değil. Dolayısıyla bu astronomik ücreti ödemesinin altında yatan en temel etmen de işte Twitter'ın stratejik önemi. Zira Twitter bugün günümüzde siyasetin ve ekonominin başat faktörü durumuna geldi. Siyasetin neden başat faktörü? Çünkü biliyorsunuz çok uzağa gitmenize gerek yok. Biden ve Trump arasındaki seçim kampanyalarında Trump'ın o dönem çok aktif bir şekilde kullandığı Twitter'dan daha sonraki süreçte çok ciddi zarar gördüğünü gördük. Evet, hesabı da askıya alındı. Attığı tweetler sansürlendi. Altına bu bilginin teyit edilmesi gerekli dendi. Düşünün, o ülkede var olan bir, Amerika'da var olan bir sosyal medya mecrası, orada kurulmuş bir sosyal medya mecrası doğrudan Amerikan başkanına kafa tutabilecek bir noktaya gelmişti. Ve hocamı duyamıyorum sanıyorum, bağlantıda bir kopma oldu. Pekala, Elon Musk'ın Twitter'ı alması bu haftanın en çok konuşulan konusuydu. Hocam evet, devam edebiliriz, buyurun. Çok bir şekilde hatırlayacak olursak efendim, ciddi anlamda Elon Musk'ın bir tepki verdiğini görmüştük. Yani artık Twitter'da ifade özgürlüğünün var olmadığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün mutlaka Twitter'da tekrardan gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizmişti. Ve dolayısıyla bugün de baktığımızda bu alımdan sonra yine altını çizdiği nokta düşünce ve ifade özgürlüğü oldu Seda Hanım. Burada asıl dikkat çekmemiz gereken nokta bundan sonraki süreçte ne olacak? Bu ilk adım. İkinci adım tabii ekonomi. Yani sadece bunun için mi? Evet. Yani ifade özgürlüğünü hepimiz savunuyoruz. Ama kalkıp Twitter'ı almak gerçekten çok çok büyük bir operasyon. Buradaki amacını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olabilir?
Şöyle söyleyelim, bir kere burada yarın öbür gün çok daha yükseklere oynadığını söyleyebilmemiz mümkün Elon Musk'ın. Yani yükseklere oynuyor derken yani siyasete. Evet, aynen öyle. Bu benim kendi iddiam. Hatta bununla ilgili çok fazla bunu dillendirince insanlar ya nasıl olur vesaire dediler. Seda Hanım düşünün, bir emlak lideri, emlak işte dediğim gibi kralı çok rahat bir şekilde Amerikan başkanı olabiliyorsa, Elon Musk gibi SpaceX, Tesla, Neuralink gibi çok daha farklı projelere imza atmış dünya teknolojisinin en önemli insanlarından bir tanesi, neden Amerikan başkanı olmasın? Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Ve ikinci olarak da baktığımızda Elon Musk kimseye benzemiyor. Hangi açıdan? Karakter, duruş, çılgınlık, efendim girişimcilik, inovasyon açısından baktığımızda dünyadaki birçok insanın kat ve kat ötesinde yer alıyor. Peki nasıl hocam, çok özür diliyorum. Steve Jobs'a biraz benzetenler var. O konuda ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, Steve Jobs'ın çok ötesine geçti. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Çünkü Steve Jobs biraz daha kendi sınırlar içerisinde var olan bir kişiydi. Daha yerel, lokal kalıyordu. Ama Elon Musk dediğiniz kişi dünyaya artık çalışmalarını, ismini duyurmuş ve marka değeri olan bir isimden bahsediyorsunuz Seda Hanım. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Yani şu an baktığımızda Twitter belki de Elon Musk'ın gölgesinde kaldı. Onu söyleyebiliriz. Ve Elon Musk gerçekten çok akıllı bir iş insanı. Çünkü bunları gerçekleştirirken, bu çalışmaları gerçekleştirirken hakikaten çok ciddi kampanyalar oluşturdu. Ondan önce kullanıcıların nabzını yokladı. Kullanıcıların nabzını yoklarken istedikleri, Twitter'da var olmasını istediklerini çok rahat bir şekilde öğrendi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte kullanıcılarla daha fazla iletişim içerisine geçeceğini söyleyebilmek mümkün. Artı reklam kampanyalarını, tanıtım kampanyalarını buradan gerçekleştireceğini söyleyebilmek mümkün. Artık yeni medyaya çok aktif bir şekilde gireceğini ve yeni medya patronu olacağını söyleyebilmek mümkün ki Twitter'da bunu gerçekleştirecek. Medya patronluğu abonelik da ilginç olabilir. Evet hocam. Evet, kesinlikle. Abonelik sistemi getirecek. Nasıl bir abonelik sistemi getirecek Seda Hanım? Sadece kullanıcılara reklam dışında ücret ödeyerek alabilecekleri hizmetler sunacak. Ve bu da nasıl olacak? Tıpkı aynı bugün günümüzde YouTube'un yaptığı gibi, premium üyelik sunduğu gibi, aynı şekilde Twitter'da da bunu gerçekleştirmek altını çizmemiz gerekiyor. Ve bundan sonraki süreçte de ciddi anlamda yatırımların artacağını düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, çünkü bugün kripto para piyasalarından yönelik ciddi açıklamalarının var olduğunu görüyoruz Elon Musk'ın. Ve bu açıklamaların hakikaten son dönemlerde giderek yükseldiğini görüyoruz. Mesela Dogecoin'le yapmış olduğu açıklamalar sonrasında bir anda spekülatif bir şekilde piyasa %10, yükselmeye başlıyor. %10'un üzerinde bir yükseliş oldu Dogecoin'de i̇şte, dediğiniz ama, gibi. Ama %25 hatta %25 çıktı. Evet Seda Hanım, yani 0,13'lerden dediğim gibi 16.016'lara 16.5'lara çıktı. Ama şimdi tekrardan düşüş yaşadı. Niye? O Twitter'ı etkili bir şekilde kullanması. İşte bundan sonra Twitter'da ödeme seçeneğinin Dogecoin olabilir demesi üzerine inanılmaz bir şekilde insanların piyasaya bir şekilde talebi söz konusu olmaya başladı. Dolayısıyla da kripto para piyasasını seven bir isimden bahsediyoruz. Ve hatta dikkat ederseniz Elon Musk'a dair çok ciddi sahte hesaplar oluşturulmuştu geçmişte de. Elon Musk'ın bundan sonraki süreçte sahte hesaplara, bot hesaplara, troll hesaplara ciddi bir savaş açacağı. Çünkü bu hesaplar aracılığıyla şunu biliyor, kripto para piyasası manipüle edilebiliyor Seda Hanım. Dolayısıyla kripto para piyasası da bildiğiniz borsa gibi çalışıyor. Baktığınızda hepsinin bir alım satım değeri var efendim. Kimisi çok yoğun ilgi görüyor, yükseliyor. Ve bir düzenleme içerisinde değil şu anda. Yani Twitter'da dediğiniz gibi işte Litecoin yazıyor ya da Dogecoin yazıyor. Bir anda büyük bir dalgalanma oluşuyor. Ona da geleceğim ama hocam siz noktaladıktan sonra bu Coca-Cola ile ilgili bir mesaj attı. Bilmiyorum, tabii çok tartışmalı bir mesaj. Acaba sırada başka şirketler mi var sorusu gündeme geliyor. Nereye gidecek bu iş? Şimdi efendim şöyle söyleyelim. İşte şimdi anlayabildik mi Elon Musk'ın neden Twitter'ı aldığını? Belki dün ya da bundan bir sene önce bu tarz tweetleri atmış olsa idi, hiçbir şekilde bu kadar etki oluşturmayacaktı. Ve direkt olarak Twitter yönetimi belki de bu manipülatif, spekülatif içeriklerinden dolayı aynı Trump'a yaşattığını Elon Musk'a da yaşatabilecekti. Bir engelle karşılaşabilecekti. Evet.
Evet. Agresif tutumunda bir kişi diyebilir miyiz aynı zamanda? Yani bir anda hatta önce Twitter yönetimi istemedi bu satın almayı diye biliyoruz. Çok doğru. Çok fakat doğru. Hatta yani istediğini de koparıp alıyor. Zehir hapı taktiğini uygulayacaklardı normal şartlarda. Biliyorsunuz %15'e kadar hisseleri %15'e kadar hisseler satın alınacaktı. Ondan sonra efendim dur denecekti diğer hissedarlar tarafından. Ama onun da karşısına nasıl çıktı? Eğer dedi siz bana bunun tümünü vermezseniz ben de elimdeki %9.2'lik hisseyi satacağım dedi. Çünkü Elon Musk bu %9.2'lik hisseyi aldıktan sonra Twitter borsada ciddi anlamda bir değer kazandı. Hisseler %25 oranında bir artış gösterdi. Seda Hanım, bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Yani Twitter tabiri caiz canlandırdı. Ve bundan sonraki süreçte de reklam açısından ciddi anlamda değişimler bekliyorum ben Twitter'da. Reklam kampanyalarının, reklam stratejilerinin gelişeceği ve böylelikle ileride reklam pastasından Instagram kadar, YouTube kadar hisse alacağını düşünüyorum. Çünkü şu an çok geride kaldı. Diğer sosyal medya mecralarına oranla reklam gelirleri çok düşük. Bir de son açıklanan raporu söyleyeyim Seda Hanım. Facebook kullanıcı sayısını arttırmış ama reklam gelirini arttıramamış. Bakın bu da dikkat çekici bir nokta. Bundan sonraki süreçte sosyal medya şirketlerinin reklam kampanyaları noktasında ciddi atılımlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Artı biliyorsunuz artık Metaverse dediğimiz teknolojiden de konuşmaya başladık. Web 3.0 dediğimiz semantik web, merkeziyetsiz webten de konuşmaya başladık. Dolayısıyla şirketler artık yeni çehrelerini bu sistemlere göre oluşturmak zorunda. Elon Musk'ın da yapmış olduğu bu. Web 3.0'a hazırlık amacıyla Twitter'ı aldı ve şu an kullanıcılara dedi açık kaynak kodlu sistemi kullanacağım dedi. Ve dikkat ederseniz şu an Elon Musk burada ciddi anlamda bir para yatırdığı için Tesla hisselerini otomatik olarak satışa çıkarttı. Dikkatinizi çekiyorum Seda Hanım. 4 milyar dolarlık bir hisse çıkışı var şu anda. Evet Seda Hanım ve satış şu an özellikle gerçekleşmedi. Bunun özellikle altını çizelim. Hı hı. Çünkü bütün hissedarlardan bu hisselerin satın alınması ve toplu satışın gerçekleştirilmesi Eylül-Ekim ayını bulacak. Amerika'da da zaten bu konuşuluyor. Dolayısıyla şu an şunun altını çizelim. Elon Musk tamamen Twitter'daki dizginleri eline almadı. Dolayısıyla o premium üyelikmiş, reklam kampanyaları, reklam stratejilerimiz. Şu an sadece dikkat ederseniz suni bir gündem oluşturuyor. Bunu çok seviyor zaten suni gündem oluşturmayı. Hatta Botnet hocam Facebook'u satın almak güzel bir fikir. Yani Facebook'u kapatmak için almak güzel bir fikir dedi. Böyle ilginç çıkışları da var. Bilmiyorum tekrar sırada siz başka bir satın alma operasyonu bekliyor musunuz? Tabii şöyle bekliyorum ben efendim. Şimdi nasıl Twitter'da bu işlemi gerçekleştirdiyse diğer sosyal medya mecralarını da öncelikle sıkıştıracaktır. Rekabete girecektir. Orada var olan hususları, unsurları bir şekilde kendi sistemine entegre etmeye çalışacaktır. Çünkü şu an Meta şirketinin yani Zuckerberg'in en büyük projesi ve en çok gelir getirecek projesi Metaverse'tü. Şimdi dolayısıyla ben bundan sonraki adımın Metaverse noktasında bir şeyler yapacağına dair, ciddi atılımlar yapacağına dair ben bazı hususlar olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Savaş kızışacak gibi görünüyor hocam. Evet. Sosyal medya ve metaverse savaşlarını ben var olacağını düşünüyorum Seda Hanım. Yani şimdi, Zuckerberg ile Musk karşı karşıya gelecek. Zuckerberg de sonuçta iddialı bir isim. Bu arada Jack Dorsey, Twitter'in kurucusu da biraz böyle hani burulmuş gibi açıklamalar geldi. Yani aslında bütün dünyanın konuştuğu bir satın alma operasyonu oldu. O nedenle size sordum, dikkat çekiyordu. Şimdi isterseniz yavaş yavaş kripto paralara gelelim. Orada dediğiniz gibi çok ciddi dalgalanmalar var. Bundan sonra neler bekleniyor? Şimdi efendim şöyle söyleyelim. Bir kere kripto para piyasasının düzelmesi için önce güven gerekir. Bunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü şu an kripto paralar risk. Siz de belirttiniz, yasal bir düzenleme söz konusu değil. Bazı ülkelerde yasak sonuçta baktığınızda. Dolayısıyla da insanların kripto paraya yatırım yapabilmesi için yasal düzenlemenin mutlaka gelmesi ve devletlerin de resmi olarak evet biz kripto paraları ödeme noktasında kabul ediyoruz diyebilmesi gerekir. Dolayısıyla şu an var olan yatırımcılar açısından risk olduğu için bir de dolarda da inanılmaz bir yükselme var olduğu için Seda Hanım, insanlar kripto paraya yatırım yapmak istemiyorlar. Ve şu an baktığınızda Bitcoin'in 38 bin bantlarında gezindiğini görüyoruz. 48 binlere kadar çıktı.
Hedef 52 bin dendi, 52 bin dolar dendi. Ama şu an baktığımızda 48 bin dolar. Bir de Bitcoin çıkmadan... 40 binin de altında şu anda değil mi hocam? 38 bin dolar efendim. Şu an 38 bin dolar civarında dolanıyor. Peki hocam... Güven gelmediği için... Evet, ne bekliyorsunuz? Buyurun. Ben şöyle bekliyorum. Şu an doların da ciddi anlamda bir artış olduğu için doların değer kazanması... Hakikaten Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da dolara ciddi anlamda bir değer kattı. Dolayısıyla yatırımcı şuna bakıyor. Ben şu an zaten elimde somut bir dolar varken neden riske atıp da paramı Bitcoin gibi kripto paralara düzenlemesi olmamış, yasal bir müeyyideye sahip olmayan bir para birimine yatırayım diyor. Kripto para birimlerinden Bitcoin de artmadığı için ana coin, altcoin'ler değer kazanmıyor. Niye? İnsanlar... Elindeki Bitcoin değerlenecek ki Seda Hanım. Yine 48 bin dolar, 50 bin dolar bandına gelecek ki o parayı bozdursun, altcoinlere yatırım yapsın. Ya örnek vereyim işte Solana'ya yatırım yapsın. Ne bileyim ADA'ya yatırım yapsın. Ne bileyim işte diğer... OBG, Ripple, Ethereum o kadar çok var ki. Bunu yatırımı yapanlar gerçekten çarşı pazarda da en çok konuşulan konular arasında hocam. Orada da dediğiniz gibi düzenleme olmadığı için aslında ciddi bir kaynak var şu anda. Yani bizim TL'miz Bitcoin ya da kripto varlıklarda yurt dışında şu anda. Evet, çok haklısınız. Yani ve bunun takibi söz konusu değil Seda Hanım. Bunun altını çizmek istiyorum. Neden gecikiyor düzenleme hocam? Yani ya da hangi aşamada? Çünkü biliyorsunuz mecliste bir düzenleme gündeme geldi kripto parayla ilgili. Evet Seda Hanım. O dönem hatta Merkez Bankası'nın da bu noktada kendi kripto para birimini oluşturacağı, yasal bir düzenleme geleceği söylendi. Ama Seda Hanım, bütün dünyada bu sistem oturmadan bu yasal düzenlemenin gelebilmesi alıyor. Eğer bu işlem gerçekleştirilecekse Seda Hanım, dünyadaki borsalar üzerinden hukuki düzenin oturtulması gerekiyor. O borsaların da içine çekilmesi gerekir. Şöyle düşünün. Sosyal medya düzenlemesi diyoruz. Hatta bugün de gündeme geldi Seda Hanım. Dikkatinizi çekiyorum. Mahir Ünal'ın yine yalan haberle mücadele noktasında sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamaları vardı. 60 maddelik bir metinin meclis gündemine geleceği söyleniyor. Evet. Şimdi biz sosyal medya düzenlemesi yaptık diyelim Seda Hanım. Misal söylüyorum. Siz burada Twitter'ı getirmeden, siz buraya Facebook'u getirmeden, siz buraya LinkedIn'i, Twitter'ı, YouTube'u, Instagram'ı getirmeden nasıl bir düzenleme yapacaksın? Ya da o düzenleme ne kadar hayata geçirilecek? Yasaları koymak önemli değil ki. Bunları uygulama alanlarına geçirebilmek son derece önemli Seda Hanım. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. O yüzden de kripto paralara gelecek yasal düzenleme için öncelikle devletlerin bu noktada adımlar atması, borsalar konusunda bir yaptırımların uygulanması gerekir. Çünkü insanlar sonuçta bu paraları, kripto paraları borsalardan alıyorlar. İşte Binance gibi borsadan alıyor işte. Misal diyorum ya. İşte Huobi dediğimiz borsadan alıyor. Dolayısıyla buralara insanlar üye olarak bunları alıyorlar. Dolayısıyla buna düzenleme getirebilmeniz için ki anonim bir sistemden bahsediyoruz. Blok zinciri. Evet. Bir kayıt tutuluyor. Sizin isminiz bilinmiyor. Ben şu an mesela Seda Akbay üzerinde ne kadar kripto para var bilemiyorum. Ben sizin gayrimenkulünüzü bilmiyorum. Ben yani, düşünmüyorum ama tabii ki ilgi duyanlar için de sizler gibi isimlere danışmak istiyorum. Hocam şimdi düzenleme olmayınca da dediğiniz gibi o büyük bağlantılardan bu yatırımı yapan kişiler işte TODEX gibi bir anda o şirket... büyük şirketleri demiyorum ama şu anda hala operasyonların düzenlendiği bazı şirketler var. Parası buhar olunca da o zaman açıkta kalıyor. Yani maalesef düzenleme olmasından korkuyorlar ama bir yandan böyle de bir avantaj getirecek belki de. Ne dersiniz bilmiyorum. Artıları ya da eksileri bir araya getirirsek düzenleme nasıl olacak? Düzenleme şu şekilde olmalı. Borsalarla bir kere anlaşmalı. Türkiye mutlaka bazı borsalara resmi olarak tanınırlık vermeli. Bu son derece önemli. Yani o borsalar bir nevi SPK gibi nasıl SPK'ya akredite olunuyor. Aynı durum burada da söz konusu olmalı Seda Hanım. Yani bir düzenleyici, bir yasal müeyyide olması lazım. Bu bir kere en temel noktalardan bir tanesi. İkincisi düzenleme geldiğinde insanların bir korkusu da vergilendirme olması. Şimdi Seda Hanım ben mesela istediğim yani bir gelir elde ediyorum. Bunu geliyorum kripto paraya yatırıyorum. Ama buradan bir vergi vermiyorum baktığınızda ve bunun takibini de bir şekilde devlet gerçekleştiremiyor. Kripto para olduğunu bilmiyor. Hatta bu kara para aklama noktasında da ciddi anlamda büyük sorunları beraberinde getiriyor. Ya da terör örgütü faaliyetlerine aktarılan paralar noktasında da sıkıntılı. Ya da webin karanlık kısmı yani illegal işlemin gerçekleştirildiği tarafında da
kripto paralar kullanılıyor baktığınızda. Dolayısıyla efendim artık bunun dünyada bir düzenlemeye getirmesi, yani bu Türkiye'nin sadece bireysel olarak yapabileceği bir iş değil. Dünya genelinde var olan bir konsorsiyum aracılığıyla düzenlemenin gelmesi önemli. Bugün nasıl, misal söylüyorum, yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği varsa ve RTÜK buradaki kararları uygulama alanına geçiriyorsa, aynı şekilde büyük bir konsorsiyum çatısı altında toplanan bir düzenlemeyle birlikte işte evet, Türkiye'nin de buraya uyması gerekiyor evet, efendim. Gerçekten zor bir çalışma gibi görünüyor. Dediğiniz gibi çok konuşuluyor. Hatta en yetkili mercilerden açıklama geliyor ama bir türlü düzenlemeye geçemediği dünya. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bayram öncesi Cuma gününün programını sizinle yaptık. Ağzınıza sağlık. Hadi. İyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun Seda Hanımcığım. Ben de zaten sizleri seyrediyorum. Sizi hep izliyorum. İyi bayramlar diliyorum çok sizlere de. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm BBN ailesine ve tabii ki değerli izleyicilerine bayramınız kutlu olsun şimdiden diyorum efendim. Teşekkür hoşça kalın. Ediyorum. Güzel dilekleriniz için Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamızla birlikteydik. BBN ailesi olarak biz de sizlerin şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz. Ayrıca 1 Mayıs'ta pazar gününe geliyor. Emek ve Dayanışma İşçi Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Perşembe günü görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.